Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu bilgi taraması ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Soru 1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin itirazını bakanlık kaç iş günü içinde karara bağlar? A30, B20, C15, D10, E5. Birinci sorunun doğru cevabı C seçeneğidir, 15'tir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin itirazını bakanlık 15 iş günü içinde karara bağlar. Soru 2. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni ile ilgili gerekli başvuru ve onayların sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. İlçe Milli Eğitim, Kaymakamlık, Valilik. B. Kaymakamlık, Valilik, Bakanlık. C. Kaymakamlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik. D. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlık. E. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik, Bakanlık. İkinci sorunun doğru cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik ve Bakanlıktır. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni ile ilgili gerekli başvuru ve onayların sırası İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik ve Bakanlıktır. Soru 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurumlarda çalıştırılacak personel ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kurumların eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim, öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. B. Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının kuruluş sırasında 1/3'ünün asıl görevi kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur. C. İhtiyaç halinde resmi okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izniyle sadece okullarda aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. D. Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer devlet memurlarına ilgili birimlerin izniyle haftada 15 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. E. Kurumun kuruluşundan 3 yıl sonra ders saati sayısının en az 1/3'ünün asıl görevi bu kurumda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur. Üçüncü sorunun doğru cevabı D seçeneğidir değerli arkadaşlar. Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer devlet memurlarına ilgili birimlerin izniyle haftada 15 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir ifadesi kurumlarda çalıştırılacak personel ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurumlarda çalıştırılacak personel ile ilgili uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer devlet memurlarına ilgili birimlerin izniyle haftada 15 saat değil 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. Tekrar ediyorum. Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer devlet memurlarına ilgili birimlerin izniyle haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. Soru 4. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren kaç iş günü içinde bakanlığa itirazda bulunabilir? A10, B15, C20, D30, E60. Dördüncü sorunun doğru cevabı B seçeneğidir, 15'tir.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde bakanlığa itirazda bulunulabilir. Soru 5. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun, merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından uzaklıkları ile ilgili esasların belirlendiği yönetmeliğin müştereken hazırlanmasında aşağıdaki hangi bakanlık yer almaz? A. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, B. Sağlık Bakanlığı, C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, D. İçişleri Bakanlığı, E. Adalet Bakanlığı. 5. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Adalet Bakanlığı'dır. Adalet Bakanlığı bu yönetmeliğin hazırlanmasında yer almaz değerli arkadaşlar. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umum açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından uzaklıkları ile ilgili esasların belirlendiği yönetmeliğin müştereken hazırlanmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yer alır değerli arkadaşlar. Adalet Bakanlığı bu yönetmeliğin hazırlanmasında yer almaz. Soru 6. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni ile ilgili başvurular aşağıdakilerden hangisine yapılır? A. Valilik, B. Bakanlık, C. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, D. Kaymakamlık, E. Belediye Başkanlığına. 6. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. İl Milli Eğitim Müdürlükleridir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni ile ilgili başvurular İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılır. Soru 7. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? A 200, B 100, C 80, D 60, E 40. 7. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. 100'dür. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Soru 8. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri yüksek öğretim dışındaki milletler arası özel öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisinin izniyle açılabilir? A. Cumhurbaşkanı, B. Türkiye Büyük Millet Meclisi, C. Milli Eğitim Bakanlığı, D. İçişleri Bakanlığı, E. Dışişleri Bakanlığı. 8. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Cumhurbaşkanıdır. Değerli arkadaşlar, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri yüksek öğretim dışındaki milletler arası özel öğretim kurumu Cumhurbaşkanı izniyle açılabilir. Soru 9. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre milletler arası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Milletler arası özel öğretim kurumlarında öğretim programları, eğitim öğretim faaliyetleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler kurum yönetimince hazırlanan ve bakanlıkça onaylanan esaslara göre yürütülür. B. Yabancı okullar Cumhurbaşkanının izniyle yeni arazi edinebilir ve kapasitelerini en fazla 5 misline kadar arttırabilir. C. Yabancı okullar mevcut binalarında ihtiyaç halinde valiliğin izniyle tadilat yapabilir. D. Yabancı okullar üzerinde kuruldukları arazileri genişletip gerekli tesisleri yapabilirler. E. Azınlık okullarında
yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları okuyabilir. 9. soruda doğru cevabımız D seçeneğidir. Yabancı okullar üzerinde kuruldukları arazileri genişletip gerekli tesisleri yapabilirler ifadesi yanlış bir ifadedir değerli arkadaşlar. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre milletler arası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları ile ilgili olarak yabancı okullar üzerinde kuruldukları arazileri genişletip gerekli tesisleri yapabilirler ifadesi yanlıştır. Değerli arkadaşlar, yabancı okullar üzerinde kuruldukları arazileri genişletmemek şartı ile gerekli tesisleri yapabilirler. Tekrar ediyorum, yabancı okullar üzerinde kuruldukları arazileri genişletmemek şartı ile gerekli tesisleri yapabilirler. Soru 10. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre eğitim ve öğretim ve kurumların yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Gerekli nitelikleri taşıyan kurucu ya da kurucu temsilcisi, kurumun müdürü de olabilir. B. Kurumlarda hiçbir şekilde farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi uygulanamaz. C. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir. D. Bünyesinde birden fazla kurum bulunduran kurumlara genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanabilir. E. Bu kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda mesleki yeterlilik kurumunca mesleki yeterlilik belgesi verilen meslekler hariç olmak üzere bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilir ve iş yeri açabilirler. 10. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Kurumlarda hiçbir şekilde farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi uygulanamaz ifadesi yanlış bilgidir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre eğitim, öğretim ve kurumların yönetimiyle ilgili olarak kurumlarda hiçbir şekilde farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi uygulanamaz ifadesi yanlıştır değerli arkadaşlar. Bu ifadenin doğrusu kurumlarda bakanlığın uygun bulması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi uygulanabilir değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kurumlarda bakanlığın uygun bulması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi uygulanabilir. Soru 11. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni verilen kurumlardan kaç yıl içinde faaliyete başlamayan kurumun kurum açma izinleri iptal edilir? A5, B4, C3, D2, E1. 11. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir, 2'dir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni verilen kurumlardan 2 yıl içinde faaliyete başlamayan kurumun kurum açma izinleri iptal edilir. Soru 12. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre özel öğretim kurumunun mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması halinde kurum hakkında brüt asgari ücretin kaç katı idari para cezası uygulanır? A3, B5, C7, D10, E20. 12. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir, 5'tir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre özel öğretim kurumunun mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması halinde kurum hakkında brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası uygulanır. Soru 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre özel öğretim kurumunun bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması halinde kurum hakkında brüt asgari ücretin kaç katı idari para cezası uygulanır? A2, B3, C5, D10, E20. 13. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir, 5'tir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre özel öğretim kurumunun bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması halinde kurum hakkında brüt asgari ücretin 5 katı
idari para cezası uygulanır. Soru 14. 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre okul kurucusu ya da kurucu temsilcisi, bakanlığa yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci ya da kursiyerlere en az kaç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. A1, B2, C3, D4, E6. 14. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 3'tür. 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre okul kurucusu ya da kurucu temsilcisi bakanlığa yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci ya da kursiyerlere en az 3 ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi de bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. Soru 15. 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre kurumlarda çalıştırılacak personelle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? A. Kurumların müdürleri kurucu ya da kurucu temsilcisi tarafından, diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince seçilir. B. Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının kuruluşundan 3 yıl sonra en az 3'te birinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur. C. Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer devlet memurlarına ilgili birimlerin izniyle haftada 15 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. D. Gerekli şartları taşıyan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler için bakanlıkça çalışma izni düzenlenir. E. Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan okulların müdürleri Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden biri olmak zorundadır. 15. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Kurumların müdürleri kurucu ya da kurucu temsilcisi tarafından, diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince seçilir. 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre kurumlarda çalıştırılacak personelle ilgili olarak kurumların müdürleri kurucu ya da kurucu temsilcisi tarafından, diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince seçilir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu bilgi taraması burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümü dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.